Kongre öğrencilerimiz açısından, öğrencilerimiz biliyorsunuz 4 yıllık bir eğitim sürecine tabidir. Bu bir çeşit uzmanlık alanlardır. Yani her bir fakültenin kendine özgü bir uzmanlık alanı vardır. Dolayısıyla öğrencilerimiz bir beceri, bir eğitim, öğretim birikimi kazanıyor bu süreç içerisinde. Bundan sonra da biliyorsunuz hayata atılacaklardır. Dolayısıyla yapmış oldukları kısa çalışmalar olur, ondan sonra bir fikirleri olur, düşünceleri olur. Bu kongrelerde açık bir şekilde ifade ediyorlar. Kendilerini topluma daha iyi bir şekilde ifade etme becerisi kazanıyorlar. Duygularını, düşüncelerini özgürce ifade ediyorlar. Yani bu açıdan önem arz ediyor. Gelecekleri açısından, gelecekteki çalışacakları birimler, kurumlar açısından onlara bir tecrübe kazanmış oluyor. Şöyle söyleyeyim, biz bu kongrenin amacı biliyorsunuz fiili olarak yapılmak düşünülüyordu. Dolayısıyla Haziran ayında yapılacaktı ve çok geniş katılım olacaktı yani. Bu açıdan da yani birçok kurum da fiili olarak bize maddi açısından destek verdiler. Yine il valimiz, ondan sonra emniyet müdürümüz, ondan sonra rektörümüz özel olarak bize de yani bir izin ve gerekli kolaylıklar sağladılar. İşte yeterli sayıda güvenlik güçlerinin falan organizasyonu vardı bu işin içinde. Ondan sonra otellerde yer ayrımı, ondan sonra geziler, teknik geziler vardı. Bu çok güzel olacaktı. Diyarbakır açısından gayet iyi olacaktı. Yani şehrimizin tanınması, ondan sonra diğer kültür varlıklarının bilinmesi açısından. Ama bu olmadı yani biliyorsunuz COVID-19 pandemisi sürecinden dolayı bu kapandı. Dolayısıyla biz bu kongreyi artık çok sınırlı katılımlı çevirdik. Video konferans yöntemiyle tamamlamayı yönlendirdik. 10. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi daha önce bizden farklı üniversitelerde gerçekleşen bir kongre ve devamı olacak bir kongre. Özellikle öğrencilerimiz için hem günümüzdeki tarımla ilgili kendi çalıştıkları alanlardaki konulardaki gelişmeleri, yenilikleri takip etmek, hem yapılacak yeniliklere katkı sağlamak temel amaç. Bunun için mümkün olduğu kadar bizim buradaki amacımız Nisan ayında yapılmış olsaydı tüm Diyarbakır'ı, tüm Türkiye'yi tanıtmaktı baştaki temel hedefimiz. Öğrenciler buraya gelecekti. 1000'e yakın öğrenci bekliyorduk biz. Bu sağlanamadı. Umarım ileriki tarihlerde, ileriki dönemlerde, kongrelerde böyle bir şey gerçekleşir. Özellikle demin de bahsettiğim gibi emeği geçen öğrenci arkadaşlarımız bu konularda gerçekten çok özverili çalıştı. Öncesinde de diğer katıldıkları kongrelerde kendi hazırladıkları sunumlarla sunum yaparak katıldılar. Ve 10. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi'ni özveriyle, bu özveriyle Diyarbakır'ımıza, Dicle Üniversitemize kazandırmış oldular. Kongremize Ziraat Fakültesi öğrencilerinin, lisans ve yüksek lisans yapan öğrencilerin bilimsel çalışmalarını sunduğu bir kongre. Ayrıca yine özel sektör temsilcilerinin katıldığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın değerli temsilcilerinin katıldığı, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nden, üretici birliklerinden katıldığı özel oturumlar da gerçekleştireceğiz kongremizde. 19-20 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz kongrede Ziraat Fakültesi öğrencilerinin birçok kazanım elde edeceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında kongremizi yüz yüze yapmayı planlıyorduk. Ama malum pandemiden dolayı bunu ertelemek durumunda kaldık. Geçtiğimiz Nisan ayında yaklaşık 1000 kişilik bir katılım bekleniyordu. Ya kayıtlar da o yöndeydi. Şu anda da kayıtlarımız iyi.